Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Haftalık açılışlarımızı aldık. Gelen önemli veriler vardı ve rekorlar kırıldı arkadaşlar. Ve kırılmaya da devam edecek. Rekorlar gelmeye devam edecek. Peki genel piyasa açılışlarımızı nasıl aldık? Bundan sonra bizi neler bekliyor? Nerelerde rekorlar bekliyoruz? Hepsini tek tek size açıklayacağım. Bugün dolar TL ile ilgili şöyle genel bir piyasa değerlendirmesi yaparken teknik analize birazcık daha önem vererek ayrıntı seviyeleri konuşacağız arkadaşlar. Az sonra grafikler üzerinden bunları da aktaracağım. Bu arada videolara gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Her videoda binlerce yorum var arkadaşlar. Bine yakın yorum var. Her videoda güzel beğeniler geliyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada hemen video geçmeden önce duyurumuzu da yapmak istiyorum. Her videoda arkadaşlar 2 tane abonemize hediye veriyoruz. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85, %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Videoya bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı arkadaşlar ve Türkiye'de enflasyon 1998'den beri %78,62 ile en yüksek düzeyde açıklandı. Son 24 yılın en yüksek enflasyon rakamları. Şimdi hafta sonu ben size bir tane video attım. Zaten rekor gelecek dedim enflasyonla ilgili. İstanbul'daki önce enflasyon rakamlarına bakmıştık. Orada da son 24 yılın en yüksek rekoru kırılmıştı Haziran ayında. Muhtemelen Türkiye enflasyonda %78 küsür attı gelecek dedik ve nokta atışı oldu. Şimdi olumsuz olan nokta şu arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir genel dünyadaki durumumuza bakmak istiyorum. Maalesef dünyada işte önümüzde Lübnan, Zimbabwe, Sudan, Venezuela ve Suriye gibi ülkeler var. Yani bizden daha fazla enflasyona sahip. Biz ise bunlardan sonra geliyoruz. Hani bulunduğumuz yer kötü. Altımızda Arjantin, Surinam gibi ülkeler var. Sri Lanka zaten Sri Lanka'da biliyorsunuz ekonomik kriz vesaire almış başını gidiyor her gün gösteriler. Yani bulunduğumuz yer gerçekten kötü. Avrupa tarafında en üst sırada yer alıyoruz enflasyon olarak. Bizden sonra Moldova ve Estonya geliyor. Onlar da %29 ve %20. Yani bizim ülkemizde enflasyon maalesef ekstra yükseliyor. Hani şu anlık diğer ülkelere baktığımızda ufak ufak artışlar var. Mesela Estonya'ya bakın %18,8'miş. İşte Haziran ayında %20 olmuş. Ufak bir artış var. Moldova'da gene ufak bir artış var. Ama bizde ekstra artışlar geliyor. Yani şimdi yaz aylarında normalde enflasyonun biraz dizginlenmesi lazımdı. Ama maalesef burada da bakın ekstra artışlar görüyoruz. Ağustos ayından sonra enflasyonda rekorlar kırılmaya devam edecek. Çünkü kış ayları arkadaşlar enflasyonun böyle ekstra hissedildiği bir dönemdir. Ekstra zamların geldiği bir dönemdir. Özellikle enerji fiyatlarında ekstra artışlar görüyoruz. Biz Ocak ayında 2022 Ocak ayında şöyle bir analiz yapmıştık. Demiştik ki Mayıs-Haziran aylarına kadar enflasyon artacak. Haziran'dan sonra Ağustos'a kadar birazcık yatay bir süreç geçecek. Eylül'den sonra ise enflasyonda ekstra artışlar göreceğiz demiştik. Dünya genelinde maalesef bizde Haziran'da enflasyon durulmadı. Muhtemelen de Temmuz ve Ağustos enflasyonda böyle %3, %4 yükselerek gelecek. İşte Temmuz ayı enflasyon rakamı Ağustos'ta açıklanacak. Ne gelebilir? %82, Ağustos'ta %85 gelebilir. Daha sonra ise maalesef sonbahar ve kış aylarında rekorlar kırılmaya devam edecek arkadaşlar enflasyonda. Muhtemelen dünyada ABD'ye baktığımızda %8,6 şu an. ABD'de uzun yıllar boyunca %6'nın %7'nin altına inmeyen bir enflasyon göreceğiz. Türkiye'de ise %60'ın %70'in altına uzun yıllar boyunca inmeyen bir enflasyon göreceğiz. Yani çok çok olumsuz bir durum ve TL üzerindeki baskıyı da maalesef artıracaktır arkadaşlar. Yani enflasyon anlamında gerçekten rekorlar gelmeye devam edecek. Hani Temmuz Ağustos'ta ufak ufak artışlar olabilir ama sonbahar aylarında gerçekten inanılmaz artışlar göreceğimizi ben düşünüyorum. Haziran'da baktığımızda fiyata en çok artan ürünlerde enerji fiyatları başı çekiyor. Gaz ve doğalgaz geliyor. Daha sonra yakıt yağları, işte daha sonra gıdada çay vesaire geliyor, süt geliyor. Haziran'da en çok bunlar artmış. Tabii dolar TL'de bununla beraber şöyle bir atak yaptı.
Bu hata zaten dolar tekrar geliyor diyerek en son videoda sizlere aktarmıştım. 16.70'lerden kapatan haftayı dolar enflasyonla beraber tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Şimdi son durum nedir? Şunu aktarmak isterim ki dolar durdurulamıyor arkadaşlar. Yani dolara müdahaleler vesaire geliyor ama böyle net bir dönüş emaresi göremiyoruz. Tabii ki başlı başına dünyada enflasyonun arttığı bu ortamda tüm merkez bankaları sert faiz artışlarına gidiyor. Bizim merkez bankamız ise daha farklı yollar deniyor. Yani politika faizini yukarı çekmemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu da dolar-TL'yi dizginlemiyor tabii ki. Her geri çekilmede tekrardan daha kuvvetli geldiğini söyleyebilirim. Şimdi birazcık şöyle günlük grafikten baktığımız zaman doları şu an 16.83 civarlarında gezinen dolarda arkadaşlar hareketli ortalamalarda 9 ve 21 günlük hareketli ortalamalar bakın tekrardan yukarı yönlü ivmelenmeye başladı. 9 ve 21 günlük üstsel exponential dediğimiz hareketli ortalamanın üzerine tekrardan fiyatlar atmaya başladı. Bu demek oluyor ki haftayı yani bu hafta içerisinde 2-3 gün boyunca yani pazartesi, salı, çarşamba 16.80 üzerinde kalışlarımızda dolar TL kurunda 16.96 ve 17.10'lara doğru çıkışlar göreceğiz demek oluyor. Hani şu anlık ben 17.10 ve 17.30 ikinci iki direnç var. Oraların geçilmesini beklemiyorum. Kısa vadede şöyle birkaç hafta rahatlama bekliyorum ama enflasyon kaynaklı bakın bu rahatlama kısa sürebilir. Kısa vadede 16.80 üzerine kalışlarda 16.96 ve 17.10'a doğru ufak ufak alışların geleceğini düşünüyorum. Bakın hareketli ortalamaların tekrardan üstüne atmaya başladık. Şöyle hareketli ortalamaları kapatıp süper trendten bakacağım. Bu arada bu normal bir süper trend değil. Ayarlarını vesaire ben kendime göre ayarladım arkadaşlar. Bakın süper trendte kendi kullandığım ayarlara göre direnç attı. Yani şu kırmızı bölge 17-11'lerden geçiyor. Ne demiştik? İlk direnç 16.96, ikinci direnç 17-10. Bakın süper trend de bunu destekliyor. Günlük de daha sonra bakın MACD tarafında toparlanmaların geldiğini görebiliyoruz. 16 şu sarı bölge destekti 16.50 bölgesi zaten üzerinde tutunuyorduk ve enflasyonla beraber böyle pazartesi, salı, çarşamba ufak ufak 16.96, 17.10'lara giden bir dolar TL göreceğiz gibi duruyor. Daha sonra oralardan tekrardan satışlar gelebilir. Şöyle bir 2-3 hafta yatay. Ama maalesef benim dolarda öyle çok fazla bir beklentim yok. Çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Böyle yukarıda 17.10, 17.30, aşağıda da 16.50. 2-3 hafta boyunca göreceğimiz kanal daha sonra toparlayıp tekrardan yukarı yönlü atakların gelmesini bekliyorum. Her yukarı çıkışta Merkez Bankası çeşitli önlemler açıklayacak, müdahaleler gelmeye devam edecek ama maalesef bu doları tutamayacak arkadaşlar. Yaz aylarında işte birazcık turizmden gelen gelirlerle vesaire dizginlenmeye çalışacak ama dolar kendini yukarı atmaya devam edecek. Parabolik sar direncine de şöyle bir bakmak istiyorum. Parabolik sar da evet şu an bakamadık ama o da direnç hattı olarak 17 onlardan geçtiğini görmüştüm ben az önce. Yani tüm göstergeler birkaç gün içerisinde dolar TL 16.96 17 ona doğru atak. Daha sonra belki bir pik yapabilir 17.30'a onu geçemeyip tekrardan gevşeme geleceğini düşünüyorum. Ama çok fazla bir geri çekilme beklentim yok. Maalesef yok. Keşke daha çok düşse, daha çok geri çekilse. Gerçekten hepimiz mahvolduk. Yani enflasyon patladı gitti. A'dan Z'ye her şeye zam. Keşke daha çok geri çekilse ama maalesef teknik olarak bu çok da mümkün gözükmüyor. 16.50 en büyük destek hattı ve maalesef birkaç hafta sonra 2-3 hafta sonra dolarda tekrardan 18-19'lara giden bir kur hareketi görmemiz muhtemel gibi duruyor. Euro TL'de dolar TL ile birlikte hareketten de kısaca destek ve direnci vereceğim. 16.60 ve 17 bölgesi gelirse alınabilir bölge. Gelirse ben alırım, değerlendiririm. Şu an ise 17.40 üzerindeki her kalışta 17.80 hedef, daha sonra 18.10'lar görülebilir. Oraya geçmesini beklemiyoruz kısa vadede birkaç hafta boyunca. Ama böyle kendini ufak ufak yukarı atan bir Euro TL bekliyoruz. Sterlin TL 19.80'lerden çok güzel destek attı, aldı. 20.10 üzerinde kaldıkça ki kalacağını düşünüyorum. 20.90'lara doğru, 20 birlere doğru diyeyim ben size. Hani 20.90 kuruştan geçiyor direnç hattı.
Oraya doğru yükseliş hareketin devamını bekliyoruz. Daha sonra oralardan tekrardan dönüşler alabiliriz. Geçersek tabii 21.80'e hedef olacak. Bu şekilde izlemeye devam arkadaşlar. Şimdi ons altın tarafı, ons altın ile ilgili size şunları söyleyebilirim ki bugün ABD piyasaları kapalı. Hani çok fazla fiyat hareketlerine ben güvenmiyorum bugün. Yarın net olarak yönü belli olacaktır. 1815 üzerinde yarın fiyatlama görmemiz lazım. 1815 üzerinde salı günü kapanış alıyorsak ons altın direkten döndü diyebiliriz. Ama alamazsak yarın öyle 1810, 1805, 1800, 1795 diye fiyatlıyorsak gevşeyecek biraz. Nerelere kadar? 1750, 1720 dolarlara kadar. Yarın o yüzden çok kritik ABD piyasaları açılsın. Şöyle bir bakalım. Hani ondan sonra yön net olarak belli olacak. Ons altında dalgalanmalar olabilir, gevşemeler olabilir ama gram altın tarafı ile ilgili düşüncelerim değişmedi. Baktığımız zaman bugün ABD piyasaları kapalı. Perşembe günü bakın FED üyelerin konuşmaları var arkadaşlar. Onlar da çok önemli olacak. Onlar da dikkat diyoruz. Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi gelecek. Gerçekten çok önemli ABD tarafından. Türkiye saatiyle 15.30'da. Daha sonra işsizlik oranları açıklanacak 15.30'da. Gerçekten Cuma günü ABD tarafından gelecek veriler piyasalarda hareketliliği artıracak. Oraya dikkat edeceğiz. Şimdi ons altın tarafı dediğim gibi hani şu an ortada. Yarın yön net olarak belli olacak. Ama gram altın tarafı ile ilgili benim düşüncelerim net. Her geri çekilme alım fırsatı 920-940 aralığı gelirse artık son alımlarımı yaparım. 1200 TL hedefte. 920-940 üzerindeki fiyatlamalarda 1005 TL'ye doğru çıkış hareketin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Gram gümüş TL 10.15 TL'ler destek hattımız, üzeri kaldıkça 11, 11.30, 12.30 hedef. Yani buralardan alınır 11, 11.30, 12.30 kademeli olarak satabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi borsa tarafına da hemen değinmek istiyorum. Borsada kendi içerisinde bir kanal oluşturdu. Yukarıda 2530 direnci var. 2400, 2350 buraya doğru her geri çekilmeler fırsat. Hani şunu söyleyebilirim ki borsayı rahat bıraksalar gidecek arkadaşlar. Ama o kadar çok böyle önlem vesaire açıklanıyor ki bir rahat bırakmadılar. O yüzden borsada işte böyle kendi kendine belirli bir bant arasında gidip geliyor. Borsayı gerçekten rahat bıraksalar güzel yükselişler göreceğiz. Ama borsayla ilgili benim düşüncelerim değişmedi. Her geri çekilme bu enflasyon ortamında bana göre alım fırsatıdır arkadaşlar. Yani 2300, 2350, 2400 güzel hisseler, hacimli hisseler, BIST 30 hisseleri toplanır. 3000 seviyelerine kadar tutulur. Borsada yükselişlerin devamını bekliyoruz. Petrole de kısaca bir değinmek istiyorum. Orayla ilgili de çok soru geliyor. Hafta sonu belirttiğimiz 105 dolar desteği çalıştı. Hedefimiz 120 dolarlar arkadaşlar. Şu an ise 113 dolarlarda, 120 dolarlara kadar bir iki gün içerisinde yükselişin geleceğini ben düşünüyorum. Tekrardan değerlendireceğiz. O seviyeler gelsin. Hemen buradan Bitcoin yatırımcılar için şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Bitcoin'de şu anlık en büyük direnç 21.800'lerden geçiyor. 18.800 hattını güzel korudu. 18.800'leri kaldıkça şöyle bir 21.800 beklerim. Ama bu desteği çok fazla yıpratması hani bir 3K'lık bir aşağı yönlü bir düşüş hareketi geleceğini bize gösteriyor olabilir. Özellikle güvenli bölge arayanlar için böyle Bitcoin'i işte ben aldım en az 3-4 bin dolar yukarıdan satacağım diyenler için 16.800'de emir girilebilir. Gelirse alırım. Daha sonra 21 bin, 22 bin hatta 25 bin seviyelerinden satarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Bitcoin'de şunu söyleyebilirim ki özellikle dolar endeksin gitmesi, ABD'nin bu kadar faiz artırması Bitcoin'i baskılıyor. Ama bu baskılama uzun vade düşünenler için eninde sonunda bitecek. Güzel günler gelecek. Özellikle bir alçalan trendimiz var ki o da şu anlık 28 binlerden geçiyor. Her gün aşağı gelmeye devam ediyor. Bu trend kırıldığında Bitcoin'de gerçekten güzel bir rahatlama göreceğiz. Asıl yükselişleri o zaman yaşayacağımızı düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sorularınızı yorumlara vesaire yazabilirsiniz. Videomuza beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.